bağırarak, yükselerek, sağa sola yürüyerek, sinirlenerek burada ancak kendini yanlış gösterirsin. Anladın? Burada da insanların kalbini kırarsın. Yani bu kadar yükselmelere hiç gerek yok ya. Yani. Kalbin kırılmasın. Sen kendini bildikten sonra, sen kendi nasıl hiç bir adam olduğunu bildikten sonra kalbin kırılmasın. Görmezden geliyorum en işte. Daha bu başlangıç. Her şey daha yeni bir başlangıç. Bilir Tolga. Değil mi Tolga? Kanka siz daha iyi bilirsiniz de yani her şey için çok erken, daha her şey yeni başlıyor. Gelin yemek yemek. İkinci dert varsa... babası oldum ben. İkinci dert babası oldum ben de. Şuradan peynir versen bir dedim ya. Tavuğunu yaz yapmış. Bir şey diyemiyorum abi. Şimdi Şahin de kendine göre haklı yanları var. Şahin de yükselmeden bazı şeyleri halletmeye çalışıyor. İşte burada da karakter savaşına giriyor. Anladın mı? Karakterler birbiriyle aynı olmayınca tartışma boyutları da farklı oluyor. Mesela ben seninle aynı konuyu tartışsam bu şekilde tartışamam. Böyle tartışırım seninle. Benimle ben tartışırım abi. Ben yok böyle yükselip sağa sola yürüyüp el kol hareketi yapıp şey yapacak bir adam değilsin yani mesela. Babası işte öyle abi herkes aynı değil ki. Ha, onu diyorum işte seninle aynı konuyu bu şiddette tartışmam yani. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle içeri alalım. Buyurun buyurun. Lütfen. Ben mi? Çok lütfen. Teşekkür ederim. Beyler hiç oturmayın. İşimiz var. Şöyle bir diziliyorduk ya sıraya. Ne oldu? Eleme var dermiş. Yok öyle bir şey. Tövbe bismillah. Şöyle alalım. Böyle mi? Evet sıraya dizelim. Bir oynama yapacağız. Yok. Allah Allah. Oynam- Suat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim hanımefendi. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok pardon. Sığdık mı? Almaz mısın abi? Gel abi. Bu evde ilk defa yapıyorsun değil mi? Kızlar evde. Şuraya gidip yanına gelin. Tamam. Tamam. Şey amacımız değil. Gel gel gel. İyi miyiz? Rahat mıyız? İyiyiz. Çünkü süper. Kraliçe seçeceğiz. Ne? Hayda. Biliyorsunuz ilk iki hafta favori gelin, favori damat seçildi. Bu hafta kraliçeyi siz seçeceksiniz karşı evden. Oylamayla yapacağız bunu. Gelemem hazırsak baş. Eğer. Bu sefer oradan başlasak. Oradan başlıyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Adnancığım. Sana göre kraliçe olmayı kim hak etti karşı evden, gelin adaylarından ve niye? Bir cümleyle alalım oyunu. Onun yüzünü güldürdüğü için Hazal diyorum. Onun yüzünü güldürdüğü için Hazal'a bir oy gidiyor efendim Adnan'dan. Aykut'cum. Vallahi hiç aklımda şu an biri yok ama mecbur birini söylemem lazım. Seni söyleyen biri vardı o evde ilk oylamada. Ben Serap diyorum ben. Seni söyleyen biri de oydu zaten. Ben de burada bir fişlik veriyorum bilmiyorum fark ettiniz mi? Hiç belli olmaz. Her zamanki gibi. Peki, peki. Niye? En son gala gününde ekranda gördüğünüz gibi bir şeyler konuşması yapacaktı. Hoşlantı falan bir şeyler diyordu. Tam emin de değilim. Biraz zaten o sıcakkanlı geliyordu bana. Bir şeyler de konuşacağız onunla farkındayım. Güzel. O yüzden... Kraliçe oyun ona gidiyor. Tolga sen kim dersin? Ben Semih kardeşimizi fazla kızdırmayacaksa ben de Hazal diyeceğim. Yani fazla kızdırmasın. Kızdırmayacaksa onun ismini söyleyeceğim ben. Niye kızdırsın? Hani kavga etti. Kavga falan diyorlar ya genelde. Ama barışıyorlardı. Yani evet. Güzel jestler de oluyor. Gördük. Bugün güzel oldu. Gördük, gördük. Gördük, not aldık merak etme. Gördü değil mi? Peki. Hazal'ın iki oyu oldu. Tolga ve Adnan'ın verdiği oylarla ve Semih'e sormak istiyorum. Semih normalde biliyorsun bu kral kraliçe geçen sezonda da böyleydi. Bir yola girdikten sonra adayına oy veremiyorsun ama henüz bir yolda değilsiniz. Adını koymadınız zannediyorum. O yüzden koymadığımız için ben de Hazal diyorum. Benim tarafım da belli, rengim de belli zaten. Hazal. Pekala. O zaman üç tane oyu oluyor Hazal'ın. Bakalım efendim nasıl devam edecek oylar Şahin? Ben de adını koymadığım Deniz'e vermek istiyorum oyunu. Peki. Adını koymadığım ama niyetimi koyduğum Deniz diyorsun. Deniz'e de bir oy gitti efendim. Suat Bey, yenisiniz ama dışarıdan izleme imkanınız olmuştur. Kime gider oyunuz? Ben Gamze Hanım diyorum. Daha dur hocam. Daha dur hocam. Gamze Hanım'a da gitsin bir oy. Niye gitmesin? Niye gitmesin? Niye onlar? Neydi? Güzel kadın yakışıklı adam. Sugam, Gamsu. Gamsu güzel. Hemen ismi de yapıştırdın. Sana yapıştırırsa burada Feryat Figan'dı. Neyse. Onlar daha yeni. He, ondan. Aslında şey diyecektim, Leyla Hanım diyecektim de dilim var mı? Yani. Dilim varsa diyecektim yani. Belki haftaya dersiniz kalırsınız efendim. Soralım hemen Gökhan'a. Valla sonuç değişmeyeceği için Adnan'dan yana kullanıyorum. Adnan'dan dolayı Didem diyorum. Peki. Allah Allah.
Hayır, böyle kendi tepkileri çok kontrollü ama size güzel yürüyor ya. O yüzden tabii. Ben de Adnan'la uğraşıyorum. Peki, Onurcuğum kime gider oyun? Çok yakın hissediyorum kendimi. Geldiği günden beri etkilendiğimi düşündüm. O yüzden Leyla Hanım diyorum. Şaka. Öyle bir şey yok. Panik yapmayın, sıkıntı yok. Peki. Ben tabii ki de güzel giden şeylerin yanındayım. Mutluluktan mutlu olan bir adamım. O yüzden kardeşime mutluluklar dilerim. Hazal. Bravo. Hazal 4 oyla kraliçe seçildi. Kendisinin haberi yok. Aslında kral da belli. O da benim önümde yazıyor ama biraz sonra günün sonuna doğru biliyorsunuz karşı evde olacağım. Günü tartışacağız ya. O sırada kraliçeyi de öğrenirsiniz. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi biz kraliçeyi öğrendik. Ay pardon. Kralı öğrenirsin. Kardeşim bir şey söyleyeceğim ya. Benim ilişkimi ne ilişki demeyeyim mi? Benim tanışma yolumu niye kimse örnek verip de bir şey söylemiyor? Kanka hadi bir dahaki hafta da sen. Doğru söylüyorum. Yavaş yavaş, yavaş. Zamanı var da. Bir dahaki hafta da seni söyleyeceğim. Böyle mi olduk şimdi? Adam o kadar. Ben siz iyi olun diye neler yaptım da. Seni söyleyeyim. Seni söyleyeyim. Rabia'yı söyleyeyim. Ne olacak? Rabia da bizim kardeşimiz yani. Vay be. Adam kendini kolay yer ver. Niye bak benimkinde bir Gökhan söylüyor. Allah razı olsun. Kanka bir sen oldun yani kralı yaptılar seni. Ben senden dolayı söyledim yoksa Didem'e... Allah razı olsun Gökhan. Hani aramızdaki bir şey olsun hani böyle senle bu konu hakkında noktaya koyduğumuzun, ya biz anlaştığımızı... Siz niye demiyorsunuz abi mesela sen? Rabia niye demedin? Ha? Hatta sonuç değişmeyecekti. Sen niye Didem demedin? Şu an bir tanıma yolunda değilsin. Tamam ama daha konuşacağımız çok şey var. Adnan. Yok. Biri eğer sizden biri Rabia falan deseydi ben Rabia diyecektim zaten ama baktım kimse demedi. En azından burada Adnan'la girdiğimiz diyaloğun bir tatlılığa bağlandığını göstermek eyvallah amacıyla. Ben benim aklımdaki Rabia geçti. Rabia söyleyecektim. Niye söylemedin? Ondan sonra Serap da böyle bir bana karşı ilgisi olduğunu gösterdiği için dedim. Abi elde bir Serap kaldı dedim. Ben Leyla'yı söyleyecektim abi. Bu da kurnaz ha. Elde bir Serap kaldı başka da yok. Ne geçen yapayım? Seni söylemedin mi Galata? Ha? Galata seni söylemedin. Söyledin kardeşim Allah razı olsun sen söyledin zaten bunu hiçbir söylemedin. Ayıp. Sen yeter ki sen kısmet.